Evet, eski Türklere baktığımızda da biz aynı pozisyonu görüyoruz. Türkler kurdukları devletlerde kadına en üstte değer vermişler. Mesela Moğol İmparatoru Cengiz Han diyor ki ben herkesin hanıyım, eşini göstererek o da benim hanım. Yani hanım sözü oradan türemiştir biliyorsunuz. Onun da bütün elçileri kabul ederken Cengiz Han'ın elçileri yaptığı törende ya da devletle ilgili tüm üst düzey törenlerde yanında eşi bulunmak zorunda. Eski Türklerde bizim geleneğimize göre de kadınla erkek eşit pozisyonda. Hiç öyle kıyafet zorunluluğu yok. Çağdaş bir şekilde dolaşabiliyorlar. Devlette üst yönetimde bulunabiliyorlar. Ne zaman değişti durum? Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra 9. yüzyıldan itibaren ki hemen yine değişmedi. Selçuklu İmparatorluğu'nun yönetiminde de kadının çok üst düzey yer aldığına tanık oluyoruz. Ama iş Yavuz Sultan Selim'in halifeliği ülkemize getirmesinden sonradır ki ne yazık ki Arapların benimsediği bazı olumsuz durumlar Türk kadınına da yansımaya başladı. Özellikle Osmanlı Devleti'nde Arap geleneğinin biraz daha böyle yer bulmasıyla Türk kadını ne yazık ki ikinci pozisyona hatta hiç yokmuş gibi davranılmasına yol açtı. Mesela Osmanlı'da kadın nasıl yaşıyordu derseniz kafes arkasında hiçbir özgürlüğü olmadan hatta padişah fermanları var. Kadınların hangi günlerde sokağa çıkabileceğini belirten fermanlar var. Onun dışında sokağa çıkmaları yasak. Çıktıkları zaman sanki büyük bir torbanın içine girmiş gibi kara çarşafın içinde peçesi ince olan kadının bile namusuna iyi gözle bakılmıyor. İyice kalın olacak. Yani bu tabii ki kadının sosyal hayatta hiç olmaması demek. Evdeki yaşamında kocasıyla birlikte bir yere gidemez. Arabaya binemez. Osmanlı zamanında eğer karı koca bir yere giderken aynı arabaya binerlerse hemen görevliler kimlik soruyor. Yani evlilik belgesi istiyor. Onun için Osmanlı'da kadın tamamen ikinci plana itilmiştir. Öyle ki üretken olan Anadolu kadının bunun dışında kalmak üzere özellikle büyük şehirlerde rağbet gördü bu İslami usulle. Anadolu kadını yine bildiği gibi yaşadı. Tarımını yaptı. Sütünü, ürettiği ürünleri kasabaya götürdü, sattı. Onları alacaklarına çevirdi, geldi. Yani işin içinde Anadolu kadını. Ama şehirlerde ve kasabalarda ne yazık ki bu taassup giderek koyulaşmaya, hükümetin zoruyla da artık iyice derinleşmeye başladı. İşte Osmanlı kadınının bu kadar toplumun gerisinde yaşadığı uzun yıllar sonrasında biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nin ekonomik olarak çökmesiyle de devletin durumu giderek inişe geçti. Öyle ki emperyalist devletlerin adeta uygulama alanı haline gelen Anadolu bizim bir an önce ortadan kaldırılması gereken bir imparatorluk görüntüsüyle hasta adam pozuyla savaşlara sahne oldu. İlk geçirdiğimiz önemli savaş Birinci Dünya Savaşı. Bu savaşta en önemli cephemiz Çanakkale. O kadar önemli ki adeta paylaşılmış, sonu bile belli olan savaşın en büyük sürprizidir Çanakkale. Boğazlardan geçme imkanı bulamayınca emperyal devletler hem padişahlığın ömrü uzadı hem İstanbul kurtulmuş oldu. İşte bu savaşta bile Türk kadınının çok önemli bir rolü var. Bu savaşta cephe gerisinde olsun, hastanelerde olsun, hasta bakımında olsun, cepheye giden erkeklerin geride bıraktıkları tarım işini üstlenmekte olsun, çocukların yetiştirilmesinde olsun, o kadar önemli hizmetler verdi ki Türk kadını, Atatürk'ün Türk kadını ile ilgili en önemli izlenimi Çanakkale'dedir. Burada gönüllü savaşan erkek kılığına girmiş genç kızların bile harbe katıldığı düşünülürse, Türk kadının genlerinde olan bu vatan güdüsü Çanakkale'den itibaren çok gözle görülür vaziyette ön plana çıkmıştır. Sonrasında biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Kurtuluş Savaşı'na gelmeden Mustafa Kemal
Birinci Dünya Savaşı bittiğinde böbrek rahatsızlığı var. Bütün ömür boyu çekti böbreklerinden. Karlsbad'a tedaviye gidiyor, kaplıcalara gidiyor. İşte Temmuz'dan Eylül'e kadar Karlsbad'da kalıyor. Orada yıllar sonra benim hocam rahmetli Afet İnan, Çankaya'daki köşkte kitaplıkta birkaç defter buluyor. Cumhurbaşkanına soruyor, bunlar nedir paşam diye. Ya Karlsbad'da tuttuğum notlar diyor. Ben bakabilir miyim onlara diyor Afet İnan. Ve onlara yumulup çalışmaya başladığında görüyor ki Türk kadını için tasarladığı her şey Karlsbad'da madde madde yazılı. Yani Atatürk'ün Karlsbad'da böbrek tedavisi görürken ileride Türk, daha 1918 yılı bu. Ne Kurtuluş Savaşı var, ne Osmanlı İmparatorluğu henüz teslim olmuş. Kafasındakileri bir deftere not etmesi, Türk kadınına hayal ettiği şeyleri yazması o kadar önemli gelir. Bunları benim hocam yayınladı, Karlsbad'daki defterleri. İlk defa orada tanık oluyoruz Atatürk'ün Türk kadını ile ilgili hayallerine ve yapmak istediklerine. Daha sonra biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı Türk kadınının en önemli performans gösterdiği savaştır. Çünkü dört bir taraftan güya barış anlaşması imzalanmışken işgallere uğrayan yurdumuzda aralıksız süren savaşlar nedeniyle giderek erkek nüfusu da azaldığı için kadınlar o kadar çok görev düştü ki bütün memleket işlerinde onların rolü olduğunu görüyoruz. Hatta Kurtuluş Savaşı süresince hepimiz hatırlarız. Şerife Bacıları, Halide Edibi, Kara Fatma'yı, Nezihe Onbaşı'yı. Ben bütün bunları 13 Nisan'da Büyükçekmece'de giysileriyle şehirde dolaştıracağım. Çocuklar merak etsin, herkes sorsun. 15 kadını kostüme olarak giydiriyorum 13 Nisan'da. 100. yılı çünkü Kurtuluş Savaşımızın. Bu isimsiz kahramanlar şehirde o günkü kıyafetleriyle dolaşacaklar. Sonrasında da konferans salonunda İnönü'nün torunu Gülsün Hanım'la ikimiz Türk kadınını anlatacağız. Onun için Türk kadını Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yardımcısı olmuştur. Onun Türk kadını ile ilgili söylemlerine her yerde rastlamak mümkün. Hatta diyor ki Kurtuluş Savaşı'nda öyle ki sırtında bebeği, önünde kağnısı, cephane arabası şehirden şehire silah naklederken bir taraftan da kendi evinin tüm sorumluluklarını taşıyan kadındı. Hem orduyu ayakta tuttu, hem ailesini ayakta tuttu. Onun için Mustafa Kemal'in Türk kadınına olan borcu olarak başlayan bu haklar ve hizmetler bugün bize çağdaş ve refah düzeyde yaşamamızı sağlayan haklardır. Ne kadarını yaşadığımıza biraz sonra geleceğim. Ama gerçekten sizin sözünüzü almaktan üzgünüm. Hayır öyle değil yani, karşılıklı da konuşabiliriz. Valla yani de... nerede katılmak isterseniz katılın. Benim ben senin böyle... kadar anlatacak şeyim yok. Beni bırakırsanız böyle iki gün konuşurum. Onun için anlatacak şey şuradan geliyor Gani Bey. Belki tabii ki bilmiyorsunuz. Ben Afet İnan'la, Atatürk'ün kızıyla 5 yıl birlikte yaşadım. Onunla birlikte yaşamış olmanın verdiği, yani onun asistanlığını yaparken özgün bir asistanlıktı, beni eve göndermiyordu. Yani çok şikayetçiydim o durumdan. O zaman şeyi de anlatalım biraz, hem ortalık şenlensin. Afet Hanım'la Atatürk arasında ne vardı? Ben katılmıyorum ama. Niye katılmıyorsunuz? Sen anlatayım o zaman. Ben aslında bir proje tasarlamıştım. Yani Cumhur'un kadınları diye. Şeydir. Cumhur'un kadınları diye Karlsbad'dan başlıyor zaten hikayede. Bütün Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanı eşlerinin ilk Latife Hanım'la tabii ve diğer unsurlarıyla, çünkü çapkın atamız biraz. Ondan sonra hikayeyi anlatarak. Aa ne var ya, ne güzel bir şey ya. Kötü bir şey değil ki bu. Yakışmaz mı? Ben de öyle yakışıklı olsaydım 10 kere evlendim, 3 kere evlendim sadece. Bir şey yapmasına gerek yok zaten. Kadınlar etrafındaydı. Çok çok yakışıklı insan. Öyle bir proje hala var. Netflix'te düşünüyorum yapmayı. Ama haksızlık etmeyin hocam. Merak etme, sizinle beraber yapın. Valla.
Hocam haksızlık etme. Hocanızla ilgili okudum tabii kaynakları tam yani, da alamam. Biliyorsunuz Akit gazetesi neler yaptı hocama. Ya onlar yaparlar. Yani onlar o kadar fütursuzca bu özel alana saldırmışken böyle de bir yok. Yanlış izlenim ben oluştu. Ben ama şundan çok hani aman bunu yapma. Hayır. Yok. Çok tabii, güzel bir insandı. İnsan, tabii ki insan. Hayatını yaşadı. İnsan. Sevdi, sevildi, aşık tabii oldu. Tabii ki, tabii vazgeçti. Ki. Vazgeçti. Anlatılacak her şeyi anlatıyorsun. Bazı kadınlara haksızlık etti ama bütün bunları insan olarak yaptı yani. Biz anlatılacak onu, her şeyi anlatıyoruz. Biz onu heykel olarak olduğu için, insan olduğu için. Ama haksızlık da. Edilmesine tahammül edemiyorum tabii ki. Nereden geldik buraya? Afiyetin Andal tabii ki. Yani normal bir asistanlık değildi ama o gün 20 yaşında insan çok akıllı olamıyor. Şikayetçiydim beni eve göndermiyor diye. Hatta o yüzden akademisyenliği bırakıp gittim polis oldum. Çok değerli. Yani çok değerli. Bana küs öldü hocam ama o 5 yıl bana o kadar çok şey katmış ki düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunları anlatarak kendime tarihçi olarak alan buluyorum. Yani onun için Afet İnan'la birlikte tanıdığım tarihi şahsiyetler, bulunduğum ortamlar, notlar, mesela Atatürk'ün çok önemli bir sofrası var. Hangi konuyu tartışılmak istiyorsa kişileri gündüzden planlayıp ona göre sofraya davet ediyor ve o sofrada tartışılmasına izin veriyor. Sonra onlar yasalaşıyor. Onun için o sofrada 1925 ile 38 arasında notları tutan benim hocam. Onu diyecektim, siz benden çok yaşayacaksınız. Ay, aslında yok. Bir havariler vardır ya esasında daha sonra notları derlerler. Afet Hanım'ın en büyük özelliği o. Atatürk'ün neredeyse bütün sözlerini daha sonra hafızasını almış, derlemiş ve yapmış. Çok önemli çünkü bizim okulda, ben Mimar Sinan mezunuyum, sinemayla ilgili bir cümle vardı. Çok uzun tartışıldı. Atatürk bunu söylemiş midir, söylememiş midir diye. Sonra Afet Hanım